Herkesin, her şeyin anlatılmaya değer bir hikayesi vardır. Kimi hiçbir zaman anlatılmaz, gizli kalır. Benim anlatacağım hikaye ise bundan 15 sene önce ortaya çıkıverdi. 15 sene öncesine kadar bilinmeyen, sonsuz evrenin mini minnacık bir gezegeninde saklı kalmış gizemli, düşündürücü, ezber bozan, olağanüstü bir hikaye. Hikayemin baş kahramanı Homo sapiens, yani bilen insan. Peki bilme bilincine erişmiş bir varlık olduğu kabul edilen insan kendisi hakkında ne biliyor? Bildiğimizi zannettiğimiz her şey zamanla çürüyor. Bazısını yanlış biliyoruz, bazısını eksik. Deştikçe katman katman ortaya yeni şeyler çıkıyor. Eski tabular yıkılıyor, insanlık tarihi yeniden yazılıyor. Bir sonraki keşfe kadar. 4 milyar yaşında varsayılan dünyamızın hayat çizgisinde minicik bir nokta olan 4 milyon yıllık insan evrim sürecini ince eleyip sık dokuyacak olursak Homo habilis, Homo erectus derken bugünkü insanın prototipi Homo sapiens sadece 200 bin yıl önce çıkmış ortaya. Ama bizim açımızdan ne olduysa ondan sonra olmuş. O kafatasının içindeki 1,5 kilogramlık beyin başka hiçbir varlıkta çalışmadığı şekilde çalışmış. Yaşadığı mağaraların duvarlarına resmettiği ilk sanat eserlerinden, toprağın işlenişine, yerleşik düzene geçişten, kültür oluşturmaya varan bilen insan evrimdeki en önemli gelişimini bundan 5000 yıl önce gerçekleştirmiş. Çiviyi taşa koymuş ve yazı yazmaya başlamış. Kayıtlar tutulunca yazılı tarih doğmuş. 195 bin yıl boyunca beyinsel açıdan anca arpa boyu yol kat eden bilen insan, 5000 yıl önce birdenbire kayıt tutmaya başlayınca ok gibi fırlıyor yayından. 200 yıl önceki sanayi devriminden sonra, hele son 20-30 yıldaki iletişim devrimiyle bu ok ışık hızına ulaşıyor. Ama durun bir an için, nefeslenelim burada. Dedim ya, benim hikayem ezber bozucu nitelikte. Tabular kırılıyor burada, muhtemelen egolar da. Bu hikaye 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de Türkiye'de başlıyor. Arkeoloji biliminin deyişiyle dünyanın ilk tapınağında. Hikayemin kahramanlarından biri Alman arkeolog Klaus Schmidt. Diğeri tasavvuf ehli bir Türk Metin Bobaroğlu ve Hintli bir astronom B.G. Siddharth. Diğer kahramanlarımla da yeri gelince tanışacaksınız. Öncelikle Göbekli Tepe Arkeoloji Kazılarının Başkanı Profesör Klaus Schmidt'le başladım araştırmama. Kendisi Göbekli Tepe'yi keşfeden kişi. Yaklaşık 25 yıldır Urfa bölgesinde yaşıyor ve kazılar yapıyor. Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi şöyle anlatıyor. We are excavating here now since 13 years and what we understood with all this work, it's really a sanctuary site. It's not a normal settlement site as the other sites we know from this period. Sites like Çayani or Nevalıçori in Turkey or like Murebet in Çarfelahmar in Syria. These are settlement sites, but here it's very different from this site. So we have here mainly installations which are have not been used for domestic life. It's clear they had been used for ritual purposes, for religion. Or they are temples when we want to find a short word. So this site mainly consists of Stone Age temples. Göbekli Tepe, taş devri tapınakları. Peki Göbekli Tepe nerede? Göbekli Tepe, Şanlıurfa şehrine 12 kilometre uzaklıkta. Arkeolojide bereketli hilal olarak adlandırılan ve Fırat Nehri'nin getirdiği hayatla günümüzden yaklaşık 7-8 bin yıl önce tarımın başladığı tahmin edilen bölgenin tam tepe noktasında. Anadolu'nun en önemli mistik şehirlerinden birisi olan Urfa, peygamberlerin şehri olarak da biliniyor. Hazreti İbrahim'in makamı, Hazreti Eyüp'ün makamı, Sin kültü ve Harran'daki eski şehir, Urfa'nın dinler tarihindeki yerini anlamaya yetiyor. Balıklı Göl de bu mistik yerlerden biri. Burasıyla ilgili olduğu düşünülen ve Kur'an-ı Kerim'deki 21 numaralı Enbiya suresinde geçen bir ayet de var. Onlar, siz bunu yakında
tanrılarınızın öcünü alın eğer bir şey yapacaksanız dediler. Biz, ey ateş, İbrahim'e serin ve zararsız ol dedik. Hazreti İbrahim kutsal kitaplara göre tek tanrılı dinlerin babası olarak düşünülüyor. İbrahim isminin köküne indiğimiz zaman Hint öğretisinde yüce varlığın ismi olarak anılan Brahma sözcüğünü, aynı zamanda antik Mısır dilinde Abarahim, ışık halkının babası anlamını buluyoruz. Hazreti İbrahim tek tanrılı dinlerin babası. Göbekli Tepe ile ne zaman, nasıl bir ilişkisi olmuştu bilemiyoruz. Urfa Balıklı Göl'e sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan Göbekli Tepe'nin nasıl keşfedildiğini Klaus Schmidt'e sordum. I found it in 94, but it was not completely unknown before, but I recognized the site as a sanctuary site of the 10th millennium. So we are here in a very exposed position on top of the mountain, the highest place here in the region. So it was clear. So they chose this place because of its visibility, this importance of the location. Yes, it was not hidden in some valley or in the plains, but it was on top of the highest mountain here, visible from all sides. Arkeoloji bilimine tarih belirleme konusunda en önemli yardım kimya biliminden geliyor. Karbon 14 testi ismi verilen bu test, Göbekli Tepe'de bulunan bazı örneklere de yapılmış. Sonuç, Göbekli Tepe'deki şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski tapınağın günümüzden 12 bin yıl önce yapıldığını gösteriyor. What we are excavating now is belonging to the 10th and 9th millennium, but we don't have the oldest layer. So maybe the oldest layer is a little bit earlier than 10th millennium, nearly 12,000 years. Evet, yanlış duymadınız. Tam 12 bin yıl önce. Yani İngiltere'deki meşhur megalitik anıt Stonehenge'in yapımından tam 7 bin yıl önce. Peki nasıl oluyor da mağaralarda yaşadığı varsayılan avcı göçebe toplulukları henüz yerleşik bir düzene bile geçmeden böyle bir yapı tasarlıyorlar? Afrika'dan yayılan son dalgayla dünyanın değişik bölgelerine yaklaşık 40 bin yıl önce dağıldığı düşünülen insan, bugünkü insandan farklı mıydı? Bu soruları tarih öncesi konusunun önemli araştırmacılarından birine, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Mehmet Özdağ'a sordum. Taş devri insanı kimdir ve neler yapabilir? Buna gezginci, yani besin üretimi yapmıyorlar, besin topluyorlar, avcı, balıkçılık olabilir, bitki toplayıcılığı, avcılık olabilir, çok farklı kök toplayıcılığı olabilir. Bu insanlar bunu uzun süre geliştiriyorlar. Bundan beraber insanın, yani sadece bir yandan biyolojik evrimi var insanın. Yani soyutlama yetisi, el hareketlerini kullanışı, sinir sistemi gibi bir biyolojik evrim geçiriyor. Doğal çevre sürekli olaraktan değişiyor. Ve insanın bununla beraber teknolojisi de gelişiyor. Yani daha hassas aletler yapabiliyorlar. Bu sürecin sonunda, son buzul dönemi bittikten sonra, yani günümüz iklim koşullarına geçildiği zaman ki aşağı yukarı 14 bin yıllarında itibaren, dünyada her yerde iklim kuşakları yer değiştiriyor. Bizim bölgemizde de doğanın çok zengin olduğu bir dönemde, özellikle Güneydoğu ve Orta Anadolu'da, burada da daha tarıma, üretime geçmeden yerleşik yaşamı sağlayabilecek bir fiziki ortam ortaya çıkıyor. Yerleşik yaşam ortaya çıkabiliyor ama Göbekli Tepe bir yerleşim merkezi değil ki. Nasıl oluyor da henüz tarım bile keşfedilmemişken, hatta yazının bulunmasına daha 7 bin yıl varken, Neolitik insanı dinsel inanışı adına böyle bir yapı kompleksi tasarlayabiliyor? I know this was a big surprise because we didn't expect such a developed architecture in context with late hunter-gatherer societies. Hunter-gatherer societies had been dominating the human history in the old Stone Age. They are all hunter-gatherer societies. Farming was not invented. And the common idea was that from very primitive beginnings, the civilized way of life developed here in the Near East with a settled societies. And now we understand that it's much more complicated. İşte bildiğimiz anlamdaki insanlık tarihini yeniden gözden geçirmemizi gerektiren önemli yeni bilgiler. Tarım, hayvancılık bilinmeden ve henüz yerleşik düzene geçilmeden anıtsal mimari örnekleri veren insan. Peki bu tapınaklar nasıl oldu da bozulmadan günümüze kadar geldi?
The preservation really is fantastic in not in every circle, but in especially in Circle D, which is very well preserved. And this preservation is explained because in Stone Age times, period times, these circles had been buried completely. They had been backfilled by a lot of material. Some 100 cubic meters of material had been used to bury this circle. Yanlış duymadınız. Göbekli Tepe'de yapılan tüm tapınaklar gömülmüşler. Yani insanlar taş toprak ne varsa bu tapınakları gömerek. Kazılar başlamadan önce çekilmiş bu fotoğrafta gördüğünüz 300 metre çapındaki tepeyi yaratmışlar. Tapınak için öncelikle bir inanç lazım. Acaba bu insanın ürettiği bir inanç sistemi var mıydı? Bir kere konutlardan, yani normal oturulan evlerden, insanların yaşadığı evlerden çok farklı özel olarak yapılmış, hatta tapınak diyebileceğimiz özel yapıları görüyoruz. Bu tamamen plan tipi, iç dizaynı, yapım tekniği vesaire bakımından tamamen konutlardan. Demek ki bir özel bir tapınak, yani inanç sistemini sembolize eden ve toplumda bunun imajını yaratan bir sistem oluşmuş. Güneydoğu Anadolu'da Çayönü, Nevali Çori ve Halan Çemi'de günümüzden 11-12 bin yıl önceki dönemde ortak bir tapınak yapma anlayışı oluşmuştu. Bunu oluşturan en önemli sebebin Göbekli Tepe olma ihtimali çok yüksek. Göbekli Tepe bölgedeki ilk tapınak kompleksiydi ve sonraki bin yıllarda yerleşim merkezlerinde yapılan kült binalarda Göbekli Tepe'de uygulanan düzen tekrar ediliyordu. Peki Neolitik dönemde yapılan bu tapınaklardaki ortak özellikler neydi? Yüksek taş duvarlar. Duvarlarda nişler ve payandalarla hareketli bir duvar yapılmış. Duvar boyunca bir sekiler var. Yani birilerinin oturup tören seyredebildiği anlaşılıyor. Tabanları suya, sıvıya geçirmeyecek bir tabandır. Yani ya terazo taban, kum taban, taş kaplama gibi. Yani orada da bir sıvılı bir tören yapıldığını yorumlayabiliriz oradan. Bu kan mı, su mu, o ayrı, içki mi, o ayrı bir hikaye. Ama bir sıvının, mesela Çayönü'nde su kanalları da bulduk. Yani sıvı akıtma kanalları da vardır. Yani bir sıvıyla bir tören yapıldığı anlaşılıyor. Ve burada da farklı betimlemeler var. Bunun içinde işte Nevala Çör'de, Göbekli'de olduğu gibi ya diğer başka yerler, heykeller, hayvan heykelleri, kabartmalar, boyayla yapılmış figürler gibi çok farklı. Yani tam yorumlaması şu anda çok güç bunların, daha yeni yeni bu ortaya çıkıyor bu kavramlar. Ama törenleri, sembolizmin çok ciddi bir oldu ve artık sanat diyebileceğimiz kadar usuplaşmış yani. Herhangi birinin rastgele yaptığı resmen heykeller değil, belli bir uzman sanatçının elinden çıkmış, o uslubu bilen birilerinin yaptığı şeyler var. Toplumda kademeler gayet belirlenmiş, o anlaşılıyor. Bunun arkasında uzun bir geçmiş gerekir. Yerleşik düzene geçilmeden oluşmuş toplumsal hiyerarşi, sembolizm ve sıvıyla yapılan ayin konularından önce sorulması gereken bir sol beyin sorusu var. Göbekli Tepe'yi inşa edenler bu tapınakları nasıl yaptılar? The main tool, the main raw material for tools had been a flint, which is very common here in this region, and so on Göbekli there are tons of flint tools. This was a normal tool for Stone Age people. With flint, they also could carve the limestone very easily and very well to make the reliefs, to make the sculptures and so on. İşte tapınakları kolaylıkla yaptıklarını varsaydığımız çakmak taşı aletler bunlar. Bu basit el aletleriyle yaklaşık 40 ton ağırlığında blok halinde bulunan tek parça kireç taşından, boyları 4 ile 6 metre arasında değişen dikili taşlar oymuş insanlar. Üstelik tapınaklarda kullandıkları bu taşları çıkardıkları yer yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Hem taşları keserken, hem taşırken, hem de yerleştirirken müthiş bir emek harcanmış olmalı. Peki acaba Göbekli Tepe'deki dünyanın bilinen ilk tapınağı belli bir plana göre mi inşa edilmişti? This is not only one temple, there are many temples. So we know from the excavation and from geomagnetic research there are at least 20 installations which we should call temple. Göbekli Tepe'de gün ışığına çıkarılan 4 tapınak için buzdağının görülen parçası diyebiliriz. Yer altında gömülü olduğu tespit edilen en az 16 tapınak daha var.
and they're all following one main idea. The main idea is there are two very huge, two monumental pillars in the center of such an installation. There are enclosures, and the enclosure walls are surrounding them, and there are more pillars set in the enclosure wall. So we have the appearance is more of a stone circle than of a building. And it's quite clear that the monumental stone circles had not been roofed, so there was no roof. They had been open air installations. Göbekli Tepe kazılarında 3 farklı formda tapınak ortaya çıkarıldı. Bu tapınaklar B, C ve D harfleriyle adlandırılıyorlar. Tapınakların formları değişkenlik gösteriyor. Örneğin C tapınağındaki dikili taşların dizilimi spirale benzer bir form oluştururken, D tapınağının etrafını çevreleyen dikili taşlar elips biçimine yakın görünüyor. Bu tapınakları çevreleyen dikili taşların sayıları da değişkenlik gösteriyor. Tek ortak özellik merkezde bulunan ikiz T'ler. Peki bu T biçimindeki dikili taşlar ne anlama geliyor? In the center of the whole story are the T-shapes, because we can understand the T-shape as a stylized human being. We can be sure because in some cases we have the arms and we have the fingers depicted. So we have a stylized human being, this is a T-shapes as human beings, and so we understand these stone circles as a gathering, as a meeting of such stone beings. Two very important in the center, surrounded by other ones which are looking similar, which are smaller, less in size. T biçiminde stilize edilmiş insanların bir araya gelmesi, belki de bilinmeyen tarihin temelini oluşturan bu ilk buluşma Göbekli Tepe tapınaklarında gerçekleşti. Bu dikili taşlar acaba ne anlatıyor? So and on these stone beings we have very often carvings of animals or abstract symbols in combinations, in scenes. So sometimes they are acting on this pillar. So the idea is that these Stone Age stone beings telling us, or the carvings are telling us stories about them, what's going on. They are telling us myths of this time. Göbekli Tepe'de 12 bin yıl öncesinden bilgi taşıyan sembolik bir anlatım var. Bu anlatım soyut semboller tilki, yaban domuzu, turna, boğa, yılan ve örümcek gibi birçok hayvan motifi içeriyor. Tarihte yazının icat edilmesi olarak bildiğimiz ve Antik Mısır'da ortaya çıkan hieroglif yazısı, yani kelime anlamıyla kutsal işaretler de sembollerden oluşuyordu. Grekçe simbolein kelimesinden gelen sembolün sözlük anlamına baktığımda şunu buldum. Sembol, en geniş anlamıyla kendinden başka bir şeyi temsil ederek görünür kılan bir işarettir. Sembol, çok anlamlı ve zamansız olan temsil ettiği değerlerin anımsanmasını sağlayan bir anahtardır. Peki insan bilinci nasıl sembol üretiyor? Bu sorunun cevabını İstanbul'da buldum. Sizi Metin Bobaroğlu ile tanıştırayım. Kadim bilgelik ve tasavvuf konusunda birçok kitabı olan ve televizyonda Anadolu bilgeliği üzerine sohbet programı yapan Metin Bobaroğlu, ricam üzerine Göbekli Tepe'deki sembolik anlatımları açıklayan özel bir program yaptı.